videomuzda yumurta toplama işleminden bahsediyor olacağım. Tüp bebek tedavilerinde foliküllerin büyüklükleri yaklaşık 16-20 mm'ye ulaştıktan sonra HCG dediğimiz yumurta çatlatma iğnesi yapılır. Enjeksiyondan 34-36 saat sonra kişiye hafif bir sedasyon verilerek transvajinal ultrason eşliğinde yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama işlemi genellikle sabah saatlerine planlanır. Örneğin pazartesi günü saat akşam 10'da çatlatma iğnesi yaptıysanız, yumurta toplama işlemi çarşamba sabahı 8 ile 10 arasında planlanacaktır. Salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 11'den sonra su dahil herhangi bir şey yiyip içmemeniz gerekiyor. Ayrıca kliniğe gelmeden önce varsa ojelerinizi çıkarmanız, parfüm ve deodorant kullanmamanız isteniyor. Yumurta toplama işleminin yapılacağı saatten 1 ya da 2 saat önce hazırlık için kliniğe gelmeniz gerekiyor. İşlem ameliyathanede gerçekleşir. Genellikle ameliyathane ile laboratuvar arasında bir bölme olur. Bu sayede toplanan yumurtalar laboratuvara kısa sürede ulaştırılır. Yumurta toplama işlemi için ameliyathaneye gitmeden önce mesanenizi boşaltmanız, varsa takılarınızı çıkartmanız isteniyor. İşlemden önce kimlik doğrulaması yapılacak ve bacaklarınız ayaklıklar üzerine gelecek ve sırt üstü pozisyonda olacak şekilde size pozisyon verilecek. İşlemden önce infertilite hemşiresi gerekli malzemeleri hazırlar ki bunlar plastik, tek kullanımlık steril kılıflar içerisindeki transvajinal bir prop, prop üzerine tutturulan bir aspirasyon iğnesi, iğne ucuna yumurtaların toplanacağı bir örneklem tüpü ve negatif basıncı oluşturan aspirasyon cihazı hemşire tarafından hazırlanıyor. Akabininde anestezi ekibi tarafından size damar yolundan sedasyon verilecek ve nazikçe uykuya dalacaksınız. Aspirasyon için kullanılan iğnelerin ucunda küçük bantlar var. Bu bantlar folikülün içindeyken ve iğneyi hareket ettirirken rahatlıkla görünür olmasını sağlıyor. Yani bu sayede iğne monitörde parlak bir nokta olarak görülüyor. Vajinal proba en yakın foliküle ani ve kontrollü bir darbeyle giriliyor ve uygun basınçla foliküller tek tek aspire ediliyor. Foliküle giren iğne aspirasyon esnasında merkezde tutuluyor ve negatif basıncın etkisiyle folikül duvarı iğnenin üzerine hızlıca kapanıyor. Ama tabii ki iğnenin lümeni tıkanmıyor. İlk görülen folikül aspire edildikten sonra duvarların çöktüğünü görürüz ve sonra da en yakın ikinci foliküle giriş sağlarız. Aynı şekilde diğer foliküldeki sıvı da tüplere doldurulur. Her iki yumurtalıktaki tüm foliküller toplandıktan sonra bu sıvı hemşire tarafından embriyologlara teslim ediliyor. Daha sonra spekülüm kullanarak iğnenin geçtiği yerler kanama açısından kontrol ediliyor. Kanama varsa da hafif tampon yapılarak durdurulabilir. Bu sırada sıvıyla doldurulan tüpleri teslim alan embriyolog, toplanan tüm folikülleri mikroskop altında inceliyor ve toplam yumurta sayısını bildiriyor. İşlemden sonra lekelenme görülebilir. Hafif ila orta derecede ağrı olabilir. İşlemden sonraki 2 ila 4. gün arasında şişkinlik ve kabızlık yaşanabilir. Tüm bu etkiler işlemden sonraki 5 ila 10 gün arasında sonlanacaktır.